Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah. Ben Kemal Yoldaş. Bugün Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at, huruf ve mukatta'at konusunu paylaşmak istiyorum sizinle. Biz son 6 sene içerisinde, 6 sene boyunca bu konuyu inceledik. Ve bugün geldiğimiz sonuçları sizinle paylaşacağız. Öncelikle huruf ve mukatta'at nedir? Ona bir değineceğim huruf Mukattaat Kur'an'daki 114 surenin e, 29 sure başındaki kesik harfler. Kesik harfler bu Huruf-u Mukattaat'ın harfiyen yani Türkçe e, tercümesi. E, bugüne kadar tarih boyunca Kur'an tefsiri e, tercümesi ve meal tarihi boyunca sayısız yaklaşımlar, sayısız versiyonlar, sayısız e, tahminler yazılmış, çizilmiş, konuşulmuş ama bu harflerin manası ne olduğuna dair hiçbir e, sonuca ulaşılamamış. Biz e, bu tefsirleri, e, mealleri, yorumları inceledik ve bir e, bir noktayı fark ettik. Bütün bu yaklaşımlardaki ana sorun, esas problem ee, bu harflerin manasını öğrenmek için Kur'an dışına yönelmesi, Kur'an dışındaki kaynaklara müracaat edilmesindedir. Ee, belki de bir istisnalar olabilir ama bu istisnalar da soru, sorunu tam çözememiş. İstisna dediğim mesela Araşat Halife yaklaşımı onun verdiği cevap rakamsal matematiksel sistem ama harflerin manası olarak o da tam sonuca ulaşamamış. Bizim sonuç, geldiğimiz sonuçlar şöyle. Bu harfler Kur'an'ı oluşturan ana unsurlara işaret ediyor. Öncelikle Kur'an kelimesi Kur'an dediğimiz terim neyi anlattığını bilmemiz lazım. Ondan sonra yola çıkacağız bu sonuçtan. Qara'a, mastar, kök manası var. Qara'a dediğimiz bütünlemek. Farklı parçaları bir noktaya e, cem ederek, toplayarak bir bütünü oluşturmak. Kur'an kelimesi de Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın isimleri ile bütünleştirmek. Daha doğrusu Allah'ın isimlerinin bütünleştirilmesi. Peki isimler ne o zaman? Kur'an'daki isimler bizim bildiğimiz Allah'ın zatına dair isimlerle sınırlanmıyor. Mesela Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Kuddus, Selamul Mu'minul Muhaymin, Azizul Cebber vesaire, Esmaul Husna dediğimiz Allah'ın zatına hmm işaret eden isimler ile sınırlanmıyor. Belki Allah'ın verdiği, öğrettiği isimleri de kapsıyor. Mesela Allah veriyor birisine isim, mümin. Böyle böyle insanlar mümin, gerçek müminler bunlardır diyor. Böyle okumamız lazım. Böyle yapanlar mesela kafirlerdir. Gerçek kafir bunlardır diyor. Veyahut da Zalimler işte onlardır diyor. Fasıklar işte onlardır diyor vesaire. Allah'ın verdiği isimler bunlar. Peki e, mukattaatlarla ilgisi nedir? E, hemen geldiğimiz sonucu açıklayacağım. Kur'an'daki mukattaatlar, Kur'an'ın Kur'an'ı oluşturan isimler, baş veyahut da esas en güçlü sesi e, anlatan harfler. Kur'an-ı Kerim bu kavramlardan oluşuyor. İsim dediğimiz, Kur'an'daki isim olarak anlatılan şey, bugünkü Türkçe'de kavram deniyor. Uluslararası teknolojide konsept deniyor. Konseptler, kavramlar. Peki bu kavramlar nasıl öğrenilir, nasıl çözülür, nasıl çıkarılır? Kıraat dediğimiz bütünleme olduğunu hatırlarsak, Kur'an-ı Kerim'deki surelerden bir tanesi aynen bu kıraat işini öğretiyor. İkra diye başlıyor. Allah Kur'an'ı oluşturmuş farklı çeşitli kavramların bir bütün olarak ve bu bütün emeği nasıl yapılacağını kendisi de öğretmiş ve en başında İkra diye vermiş. Bu 96. sure. İkra bugünkü çağdaş terminolojide sintez deniyor. Allah kendisi sintezi öğretiyor bu surede. Ve bu suredeki kavramların işaretlerine mukattaatlar o mukattaatlar ile veriyor. Peki ilk mukattaat harfleriyle başlayan sure Bakara suresi. ikinci sure. Alif, Lam, Mim. İkra suresinin başındaki ayetler aynen bu harflere denk geliyor. Elif, Lam, Mim. Ondan sonraki sure Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim, Sad. Ondan sonraki Elif, Lam, Ra. Elif, Lam, Mim, Ra. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bütün bu harflerin işaret ettiği kavramlar İkra suresinde teker teker sayılıyor. E, biz de sırayla gidelim. Elif la min Bakara suresi isimleri açıklıyor. İkra ismi rabbike diye başlıyor İkra suresi. Bakara suresi işte bu isimleri öğretiyor. Baştan sona kadar Allah isimleri öğretiyor. tıpkı Adem'e isimler öğrettiği gibi Adem'e öğretilen isimler Adem kıssasından önceki insanların isimleri. Kimler muttaki, kimler kafir, kimler münafık. Ve Allah'ın da onlara yönelik verdiği reaksiyon, tepki ve onlara verdiği sonuç. Bu isimler bunlar. Adem'e bunlar öğretilir ve Bakara Suresi sonuna kadar bu isimleri tüm boyutlarına açıklar. Yani Allahu Alleme, Esme, Elif, La, Mim dediğimiz bu üç kelime Allahu alleme parantez içinde esme. Bu üçüsü de İkra suresinde sayılıyor. İkra Bismi'de isim geliyor. İşte Bakara suresi bu ismi açıklıyor. İkra bismi halak halakal insane min alak. Varlığın yaratılışı, Allah'ın sınırsız güç, kudreti ve insanın zafiyeti, zayıflığı bu üçüncü sure Ali İmran suresi İkra suresinin devamındaki ayete denk gelir. İkra ve Rabbuke el akram Allah'ın isimlerinin tecellisi o kadar mükemmel ki ona verilen tepki, reaksiyon bu ifa, ibareyle, bu sözle açıklanır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye. Bu elif, la, Mim Allahu alleme esme eliflem Allah kelimesine denk gelir. Mim ilm ulema mim harfi ilm kök köküne denk gelir. Devam ediyoruz. Alif lam mim sad 7. sure. Elif lam onu biliyoruz Allah olduğunu. Mim biliyoruz. Alleme öğretiyor, öğretmiş, bildirmiş, bilgi vermiş, gibi manalarını çıkartabiliriz. Peki sad ne denk gelir? Sad, İkra suresine bakıyoruz. Salla, salat, yusalli, salavat vs. Salat kelimesinin manasını ermek, ittiba gösterilen yol ve yol göstermek ve o yola ittiba ermek. Allah kendi isimlerine ra'ya ediyor. Ona göre hareket ediyor, yaratıyor, rızık veriyor ve yol gösteriyor bu Allah'ın salatı. Ve aynı şekilde insanlara da o görevi yüklüyor. Allah'ın nazil e, nazil ettiği kitaba ermeyi emrediyor. Surenin ilk baş ayetlerinde bu ilan e, veriliyor. İttabi'u ma unzile. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden nazil olana erin. Sure bu ittiba, ermek, salat konusunu açıklıyor. Yani alleme bil kalem. Allah yarattı insanı zayıf yaratmış, insan zayıf yaratılmış. Onun için ona kendi ismine layık olarak, Ar-Rahman Ar Rahim ismine layık olarak yarattığı um, kanunları öğretiyorum. Yaratılış kanunlarını öğretiyorum. Peki e, Elif Lam Mim o zaman Allahu Allem ve Salla veyahut da As yani Elif <Sessizlik> Lam Allah Mim Allem Sad Salat oluyor. Peki devam ediyoruz. Elif Lam Ra 10. sure. Allah'a nispet edilen fiil başka nerede var? İnne ile rabbike rüca. Dönüş. Allah'a dönüş. Bütün işler Allah'a dönecek. Müminler Allah'a müracaat edecek. Ruca olarak. inne ileyhi raci ondan biliyoruz. Ve kafirler de Allah'a dönecek. Bütün yaratılmış varlık Allah'a dönecek. İnne ila rabbike arruca ayetinin ıı, açı 10. surede açı, ıı, ıı, açıklanıyor ve başındaki elif lam ra ilallahi arruca olarak biliyoruz. Peki devam ediyoruz. 11. 12. sure ne oluyor? İki surede elif lam ra ile başlıyor. Yekrar sure'sine dönüyoruz. Orada iki çeşit Allah'a dönüş versiyonlarını anlatıyor. Arayet elledi yani abdan iza salla salat eden kul karşısında engel olan Allah'a dönüşün nasıl olduğunu gördün mü? Bu konu açıklanıyor 11. surede. 12. surede Arayta in kana ala'l doğru yol üzerinde hidayette olanın Allah'a dönüşünü gördün mü, idrak ettin mi diye. 11. ve 12. surede aynen davet, yol gösterme, peygamberlerin bu davet, yol gösterme faaliyetine engel olanların vardığı acı sonuçlar açıklanıyor. 12. surede hidayette olanların güzel akıbetini Yusuf aleyhisselam misalında gösteriliyor. Yani Elif, Lam, Ra, Hud ve Yusuf suresinde aynen İkra suresindeki iki çeşit dönüş. ikisi de İlallahi Ruj'a. Peki devam ediyoruz. 13. sure. Ra'd suresi. Elif, Lam, Mim, Ra. Elif, Lam, Mim ne olduğunu biliyoruz. Allahu Alleme. Peki Ra ne oluyor burada? İkra suresine dönüyoruz. Sıradaki ayet. Amara bir tak o Amr Allah Amr ne olduğunu öğretiyor 13 surede Amr kavramının bütün boyutları çeşitli her tarafını anlatıyor Allah'ın emri Resul'ün yapacağı misyon onun emri onun karşısındaki kafirlerin emri ne olacak vesaire bütün Emir kavramı açıklanıyor Oradaki merkez gaye ifade edilen ayet 11. ayet. Min yahfazuna min amrillah. la ma bi kavmin hatta ma bi enfusihim. İnsanlar kendi elinde kendi yapması gereken işleri yapmayınca Allah da onlara onları değiştirecek bir, bir şey yapmaz. Doğru yolda sabit durarsa, ondan sapmazsa Allah da onların hidayetine devam ettirir. Onlar yoldan saparsa onların da sonucu ona göre değişir. Bu. 14. 15. sure ikisi de Alif Ra ile başlıyor. İkra suresine dönersek Arra'ayta in kezzebe ve tevalla Yalanlayan ve yüz çeviren bunların sonucu ne olduğunu gördün mü? Allah gösteriyor. Elif ile Emra'nın diğer bir manası da Allahu yüri, Allah gösteriyor diye de biliriz. Yani bu, kele, bu versiyon da İkra suresinden çıkartılabilir. 14. surede Musa ve İbrahim daveti, onların doğru yolda olduğu ama onların ardından gelen nesiller, yoldan saptığı ehli kitap ve müşrikler olarak anlatılıyor. Onların ahiretteki sonuçları, azap karşısındaki lanetleşmeleri vesaire. 15. sure. Elif lam ra. Yine İkra suresine dönüyoruz. Alam ya'lem bi enne yara. Allahu yara. Allah görmektedir. Bütün bu engel olanlar, bütün bu hidayette olanlar, davet edenler, takvaya çağıranlar ve ona karşısında yüz çeviren, yalanlayan bütün bu süreci Allah görmektedir. Kontrolünden çıkartmaz, unutmaz ve sapmaz. Hepsini görüyor ve sonuçsuz bırakmaz. Cezaya layık olanlarını, layık cezasını verir, ödüle layık olanların gerçek ödülünü verir. Alif lam ra 15. surede Allahu yara Allah görmektedir. 15. sure aynen Allah'ın görmekte olduğu ve kafirlerin asi ve fasıkların cezasız bırakmayacağını anlatıyor. Merkez orada mesela Lut kavminin sonuçları olarak misal getiriliyor örnek getiriliyor. Peki devam ediyoruz 19. sure. Kehf <kâfâ> ya <yâ> sin. <insad> Kehf <"Kâfâ> ya sin <insad> ne olduğuna dair yine İkra Suresi'ne dönüyoruz. Gördüğümüz iki örnek. Hidayette olanlar ve ona engel olanlar. Kehf <kâfâ> kana <kâne> alel huda. Ya sin yanha abdan ida salla. Surenin bak içeriğine bakıyoruz. Gerçekten ilk yarısı surenin 57 ayeti hidayette olan olanların zikriyle başlıyor. Zikru rahmeti rabbike abdahu zekeriya mesela. Ya Yahya Kudül kitab. Zekeriya, Yahya, Meryem, İsa, İbrahim, Musa, Harun ve diğer hidayette olanların zikri geliyor. Surenin ikinci yarısı hidayette olanların daha doğrusu salat edenlerin gerçeğe hidayete doğru yola çağrılanların karşısındaki engel olanların misalleri getiriliyor onların sonuçları getiriliyor vesaire. Yani konu Kaf ha ya Ayn sad kana ala'l huda yanhı abdan izâ Bu kadar açık ve net Kur'an'ın kendisi tarafından belirlenmiş kavramlar. Devam ediyoruz. 20. sure. Ta ha. Ha biliyoruz. Kâne alal hude. Kâf deki, hidayet. Doğru yol. Peki ta ne oluyor o zaman? İkra suresine dönersek. Ta ha. eden denk geliyor. İnne el insâne la Tağut. Tuğyan. Haddini aşmak vesaire. Allah'ın belirlediği sınırları bozmak, ihmal etmek kendini Rab sanmak. Bunun en ıı, ilk örneği, akla gelen örnek Firavun. Gerçekten Ta ile başlayan dört sure, Taha'dan sonra üç sure daha Ta ile başlıyor. 26, 27, 28. Inç sureler. Ta, Sin, Mim, Ta, Sin, Ta, Sin, Mim olarak başlıyor. Bütün bunlardaki Tağut örneği olarak Firavun getirilir. Hidayet örneği olarak Musa getirilir, Taha o, o, o zaman tağut ve hidayet, tuğyan ve hidayet, yani doğru yol ve e, tağutlaşma. 26. sureye geliyoruz, 27-28. 3.sünde de sin harfi geliyor. Ta-sin-mim, ta sin ta -sin, mim Peki e, bunlar ne? İkran suresine dönersek sin ile başlayan yani en güçlü ses olan sin bulunan kelimeler üç tane. İstirna, safa, secde. İnnel insan la yatağa ra'ahu istirna. zenginlik, malı, mülk, hırsı. Bu hastalığı bu insanları tağut tağutlaşmasının gerçek ve asıl nedeni olarak 26. surede getirilir. 26. sure peygamberlerin karşısında engel olanların nasıl mal, mülk, zenginlik, servet hastalığında bin türlü bahaneler üretmesini anlatıyor. Yani tasin, tağut, istiğnam mim harfini biliyoruz. Alleme olduğunu. Gerçekten 26. surenin 3. kısmında Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a bilgiler veriyor. Yani tağut istiğna alleme. Allah biliyor ve bildiriyor. Peki devam ediyoruz. 27. sure ta sin. Sin ikinci sin. İkra suresinde. Sefe'e. Üçüncüsü secde idi. Peki hangisi burada? Surenin içerisine bakarsak gerçekten önce tavut e, örneğe getirilir. Firavun olarak bilerek reddederler. Ve bir taraftan e, onların cezalandırılması, sefa cezalandırılması. Diğer taraftan secde de getirirler. Süleyman misalinde etrafında tavutlaşma için bütün imkanlar varken zayıflar bu ordusuyla gelmiş. Tağutlaşmıyor. Allah'ın gösterdiği yola sadık kalıyor. Allah'ın e, emrine tam teslim oluyor. Ve Sebe kraliçesi daveti e, duyduğundan sonra secde ediyor. Yani Allah'ın emrine teslim oluyor. Eslemtu ma'a Süleymana lillahi rabbil alemin diyor. Gerçi ondan önce bir güneşe tapan müşrik kavimler idiler. Yani bir taraftan sefe'a, kafirlerin cezalandırılması, diğer taraftan secde, doğru yolda, sabit, mustak, istikamette kalanlar. 28. sure, ta-sin-mim, secdeyi anlatıyor. Bir taraftan firavun, diğer taraftan Musa ve iman eden müminler hem de Allah'ın bildiği ve öğrettiği şeyler. ''Alleme veyahut da eylem'' Bu arada bu sırada da ''inne rabbeke huve eylem bi men an sabilihi ve huve bil muhtedin'' On biliyor. O, o biliyor kimin yoldan saptığını yani tağutleştiğini ve hidayette sabit olanı da, secdede bulunanı da biliyor. Ve Peygamberimiz de bilgiler diyor. Aynə Musa Misirdən çıxdıqdan sonra geri döndü və qalib oldu. Sən səni də Rəbb-in geri dönüşünü və qaliboluşunu nasib edəcək kimi mənalar. Yəni Ta Sin Mim Tagut istigna aləma Ta Sin Tagut safa səcdə Ta Sin Mim Tagut səcdə aləma və ya taəlema 29, 20, 30, 31, 32. sureler de Elif, La, Mim ile başlıyor. Ve biliyoruz ki Allahu Alleme veyahut da Allahu A'leme. Hangisi öğretiyor, bilgi veriyor olarak mı geliyor veyahut da Allah biliyor olarak mı geliyor? Onu tam netleştirme için sure içeriğine bakmamız gerekecek. Mesela 29. surenin ilk ayetlerine bakarsak Fala ya'leman Allahu allazina sadaku ve Kimin sadık olduğunu, iman ettik dediği iddiasına sadık kalacağını, kaldığını ve kimin yalancı olduğunu, sahte iddia olduğunu Allah bilmektedir ve bildirecektir. Ve bildirmektedir. Malum etmektedir. Yani bu manalar var. Allahu a'leme olarak gelir bu dört surede. 36. sureye geliyoruz. Yasin suresine. Yasin suresindeki ya ve sin harfleri daha önce görmüştük. Ya harfi 19. surede gelmişti. Ya ayn sad. Yenha abdan ida salla. Bu nehi kökündeki en güçlü ses olarak bilinir. Ve e, sin Tasin, Mim, tasin e, versiyonlarındaki istigna veyahut da sefa veyahut secde olması gerekir. Hangisi olduğunu bilmek için yine İkra suresine dönüyoruz. Sıradaki ayet Kalla la in lam yantahi la bin nasiya. Nehi safa'a. Engel olanların cezalandırılması. Daha önce 27. surede tağutlaşınların cezalandırılması idi, engel olanların cezalandırılması. Gerçekten o surede Allah'ın bir şehire, bir kente peygamberler göndermesi, oradaki insanlar onlara yalanlaması, daha üçüncü peygamberle kuvvetlendirmesi ama yine de yalanlaması ve sonuçta cezalandırılması. Bu merkezi gaye bu suredeki. Yani Yasin, Nehi, Sefa. Devam ediyoruz o 38. sure. Sad. Biliyoruz 7. ve 19. surede görmüştük. Elif, lam mim, sad. Allahu alleme as salat. Ya ayn sad. Yenha abdan iza salla. İkisinde de salat, salla Ede. Ve o 38. surenin içeriğine baktığımızda da aynı şekilde görüyoruz erilecek yol gösterilen yola ermek veyahut da ermemek bu konu açılıyor açıklanıyor. Eee başında kafirlerin e, itirazları e, onların mesela e, nasıl onların dediği var mesela ace la ilaha ilah vahide. Olur mu böyle bir şey diyorlar. Bütün bu ilahların hepsini bir tek ilaha mı sınırlayacak? Yani şirkten vazgeçmiyorlar. O yüzden bunlar gösterilen yola ermiyorlar. Diğer taraftan Davut, Süleyman, Eyüp ve diğer peygamberler ve yani nebi ve rasullerin örnekleri getirilir ve onların sadık ve sabit kaldığı hidayete doğru yola e, sabit kalmasını öğretiyor. Yani sad salat. Devam ediyoruz. Ondan sonraki yedi sure geliyor. Hamim olarak. Mim biliyoruz Alleme, İlm aleme. Ha ne oluyor o zaman? Kur'an e, İkra suresindeki kavramlarla incelediğimizde bizim geldiğimiz sonuç ha halaka kavramına denk geliyor. İkra diye verilen emir iki boyut taşıyor. İkra bismi rabbike alladî halak. İkra ve rabbuka alladî alleme. Halaka ve allama. Yaratmış ve öğretmiş. Maddiyet ve maneviyet. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yani bütün bu boyutları, bu yedi sure açıklıyor. Peki bu yedi sure neden yedi sure? Ee, Elif, La, Mim ile başlayan 8 surenin 7 sorusu 7 tanesine muteşabih olarak veyahut da mesani olarak tekrarlanmış olarak biliniyor. İlk baştaki Bakara suresindeki Elif, La, Mim Bismillahirrahmanirrahim açıklıyorsa onu açıklayan Allah'ın yarattığı ve öğrettiği varlığa dair bütün isimler açıklandı. 7 tane sıradaki elif, la, mim ve 7 tane ha, mim kendi arasında mesani oluyor. Tekrarlanmış 7 tane Resulullah'a verilen 7 tane tekrarlanmış bu ha, mim ile başlayan 7 sure. 40. Kırk, 40. sure, 3. sureye denk gelir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin veyahut da Rabbuke El Ekrem açıklıyor. Allah'ın isimleri tecelli etmesini açıklıyor orada. İnsanların o isimlere öğrenmesini ve ona göre hareket etmesini diğer e, hamim açıklıyor 41. sure. O 7. sureye denk gelir. Ar-Rahman Ar-Rahime. Bu arada e, 41. surede de min Minar-Rahman rahim ile başlıyor. 42. sure Hamim Ayn Sin Qaf ile başlıyor. Ayn Sin Qaf'a birazdan döneceğiz. 42. sure 13. sureye denk gelir. 13. sure Elif La Mim Ra ile başlıyordu. Allahu Alleme Amr. Allah Amr ne olduğunu öğretiyor. O zaman Ayn Sin Qaf Amr Amr kavramına denk gelir. 43, 44, 45, 46 sureler. 29, 30, 31, 32. sorulara denk gelir. İçeriğine bakarsak aynı şekilde Allah'ın her şeyi bildiği ve kafirlerin ve tüm umillerin, tüm insanlığın başı ve sonucu, onların doğru yola sapması vesaire bunlar açıklıyor. Bunlar kendi arasında mesani oluyor. Diğer taraftan ilallahi er dediğimiz sureler grubuna da denk gelir. 11, 12, 14, 15. surelere denk gelir. Arayta alladhi yanha abdan ida salla buna denk gelen 29. ve 43. sureler oluyor. Arayte in kana ala huda bu 12. 30. ve 44. sureler oluyor. Ve arayta in kazzaba ve tavalla buna 14. 31. ve 45. sorulara denk geliyorsa Alam ya'lam bi enne Allah 40 32. ve 15. 32. ve 46. sorulara denk geliyor. Peki Aynsin kaf ne oluyor o zaman? Aynsin kaf emir amr olduğunu bildik. Resulullah'a Resulullah'a verilen yedi mesani olduğunu da bildik. Peki Resulullah'a verilen emir ne idi ve nerede? İkra Suresi'ne dönersek en son 19. ayette Resulullah'a verilen direkt ikinci şahs olarak emirler var. Daha doğrusu iki emir bir yasak var. La tuta'ahu vasjud vaqtarib boyun eğme engel olanlara sana gelen emire Tam teslim ol ve sana verilen e, vaatlere yaklaş, yaklaştır, yaklaştırıl vesaire. Birkaç boyutu var yaklaştırıl, yaklaşmak e, kavramında. Yani ayn, sin, kaf, la tote'ahu, vesjud, vektarib oluyor. Ayn, la tote'ahu, itaat kavramına denk geliyor. Vescud, sin kavramına denk geliyor. Vaktarip, kaf kavramıyla denk geliyor. Ayn sin kaf yani la ve Devam ediyoruz. 50. sureye geliyoruz. Kaf. Kaf, ayn sin kaf da gördük. Vaktarip, kurb, kurbet. Yaklaşmak, yaklaştırmak yani yakın kavramı. Peki o surenin içerisine bakarsak neler yakın olduğunu görüyoruz. İlk olarak kıyametin yakın olduğu, gerçi orada kafirlerin itirazı olarak veriliyor. Raj'un ba'id deniyor. Bu uzak bir dönüş deniyor. Aslında o uzak dönüş değil, çok yakın. diğer taraftan Allah'ın yakın olduğu, boyun damarından da yakın olduğu o sürede veriliyor. Ölüm yakın olduğu. وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ Ve ondan sonra feth yakın olduğu veriliyor. Yani bunu gerçekleştirmek için fethi Resulullah ve müminler neler yapmaları gerektiğini açıklıyor ve böyle Allah'a yaklaşacaksınız diye talimat veriliyor. Yani qaf, qurb. Vaktari qurbat. Yaklaşmak, yaklaştırmak, yaklaştırılmak gibi boyutlarıyla qurb, qaf veriliyor. En son nun İkra suresindeki iki grubu anlatıyor. Nasiye, nadiye. Nasiyetin kezibetin hati'a fel yed'u Nasiye dediğimiz Arap ırkının en üstündeki Kureyş. Nadiye dediğimiz onları destekleyen diğer müşrikler. Belki de diğer Arap kavimler veyahut da Kureyş'in kodamanları destekleyen davran nedve olabilir. Ama kök olarak nadiye. Yani nun aynı anda nasiye ve nadiye. Bunları anlatıyor. Yani merkez konu bunlar. Sonuç olarak bütün bu muqattaatların nasıl açıl açılacağını tarih boyunca ve bugüne kadar başka hiçbir yerde çözümü bulunamamış ve bulunamayacaktı zaten. Kur'an'daki bu harflerin açılışını Kur'an'ın kendisi veriyor. Yani Allah'ın öğrettiği bu kavramları Allah'ın kendisi öğretiyor. Bu kavramları bir tek bu sureler açıklamıyor. Mesela 68. surenin Nun suresinin e, açılışını devamındaki 27 sure yani sureler grubu olarak açıklanıyor bütün boyutlarıyla. E, Kaf suresindeki kavramları devamındaki 16 sure açıklıyor vesaire. Yani 114 sure bu 19 kavramın açıklanmasından ibaret oluşulmuş bir bütünlük. Kur'an dediğimiz Allah'ın isimleri öğrettiği bu kavramların bir sentezi, bir bütünleştirilmesi. Yani elif Allah, mim alleme, sad salat, ra ruc'a, ra amr, ra yara. Kaf kana, ha huda, ya yanha, ayn abdan, صلى سولتك، أه, طا طاغوت، سن استغنى سن سفاعه، سن سجده، ح أه, خلقه، عين سن قف لا تطيعه واسجد واقترب، يعني قف يعني قرب، نون ناصيه وناديه، بين الحروف حروف طلال رن. Manalar ne olduğunu Kur'an'ın kendisinden arayarak, inceleyerek sonucuna ulaşmış oluyoruz. Sizinle paylaşıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenme niyetinde olan Kur'an müminleri için bu bizim bir ithafımızdır. Benim Türkçem o kadar mükemmel değil ama dilimin döndüğü için anlatmaya çalıştım. Umarım başarmışımdır. Əm Allahın salamı və mərhəməti sizin üzəriniz olsun. Mən Kemal Yoldaş. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.